ABCD üçgenleri var. Bir de ABCD dörtgen. AB, AC eşit verilmiş zaten. Burada da değerler verilmiş. Burada değerler verilmiş. AB'nin alabileceği tam sayı değerler. Bu kısmın alacağı tam sayı değerlerin toplamını soruluyor. Şimdi bu kısmı A santim dersek buraya da A santim diyeceğiz. Bu A'yı bir bu üçgende uygulayarak bulacağız. Bir de bu üçgende iki sonucu birleştireceğiz. Şimdi bu üçgende 16 için A eksi A mutlak değer içerisinde küçüktür 16, küçüktür A artı A'dan. Burası 0 çıkar zaten. 0 yazmaya gerek yoktur. Ya da yazayım. 0, 16, 2 A yazabiliriz. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 0 da 2'ye bölsek değişen bir şey olmaz. 0'dır. 0 küçük 8 küçük A. Burada şu kısım bize lazım. A'nın 8'den büyük olduğu kısım. Bize bu gerekiyor. Bir de bu kısımdan baktığımızda A için yapacağımız işlem. Şimdi mutlak değerde bilinmeyenleri mutlak değer yazıyoruz. Sebebi şudur. 7 eksi 4 yazdığınızda 3 çıkar. Sonuç sorun değil ama 3, 4 eksi 7 yazdığınızda eksi 3 çıkar. Mutlak değerle içinde yazarız ki bunu artı olarak dışarı alabilmek için. Sonucumuz artı olması için. 7 eksi 4 yapacağız. 7 eksi 4. Her zaman büyükten küçüğü çıkarız zaten. 7 artı 4 toplarız. Burada 3 çıkar. 3 küçüktür. A küçüktür. 11. Burada A'nın alacağı değerler burası. Burada da burası. Bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Burada diyor ki A 3 ile 11 arasında alır diyor. Burada da diyor ki yok A 8'den büyük değerler alır diyor. O zaman biz de küsmeyin diyelim. İkinizi birleştirelim. A 8'den büyük değeri alsın ama 11'den de küçük değeri alsın diyoruz. Bu durumda A eşittir 9 ile 10'u alsın. Siz de bunu toplayın 19 yapsın. A'nın alacağı değerler toplamı 9, 10 daha 19 yap.